Neredesin? Ölmüşsün diyorlar. Duydum. Var öyle bir söylenti. Cenazene gitmeyecek misin? Merak etme evlat. Kimse bugüne kadar kendi cenazesine geç kalmamıştır. Ben etrafımda dostum olsun istemem. Huylanırım. Dost dediğin gün gelir düşman olur. Gördün alıyana. Ben etrafımda evlat isterim. Evlat! Eyvallah Ceren. Ne oluyor lan böyle? Sen beni uyandırmasaydın ben şu an gerçekten ölmüştüm. Yahu adamların hiçbiri fark etmedi. Mestanı bile kandırmışlar. Oyunu güzel oynadılar çünkü. Thank you.
silahım yok, boş geldim, sana anlatacaklarım var. Canım hiç dinlemek istemiyor seni. Dön hele, dön. İzri göreyim. Baba önce dinle. Sonra istiyorsan mahallenin orta yerine as beni. Gerek yok. İyi böyle. Burada işini bitireceğim senin. Mestan'ı ben öldürmedim. Davut'la Mini'yi de ben kaldırmadım. Bu mu lan söyleyeceklerin? He? Bu mu yani? Arabanda bomba var. Bugün işini bitirecekler. Her şeyi göze alıp geldim. Ölmeni istemiyorum, yaşamanı istiyorum. Nasıl olacakmış o iş? Al yanak yanına Vural diye bir adam yerleştirdi. Doğru mu? Bombayı koyan Vural. Al yanağın adamı, öyle mi? Aynen. Sen bu işleri kuran kişi al yanak mı diyorsun yani? Evet. Lan gölgesinden bile korkan bir adam bu oyunları nasıl oynar üstelik bana? Oynar. Oynar. Eğer arkasını sağlama aldıysa oynar. Kime dayanmış sırtını onu da söyle. Akın Işık. Kestin seni. Arabayı kontrol et Celal Baba. Bombayı gör. Ya sen koyduysan bombayı? Celal Baba ben koyduysam niye geleyim burada söyleyeyim sana? İspat da edebilirim. Nasıl? Bombalı arabaya Vural'la binmeyi dene. Bakalım sıradan bir arabaya binmekten ne kadar korkacak. Bombadan haberi yoksa niye korksun diyorsun? Ne yapacaksın? Ölmemizi istiyorlarsa öleceğiz. Hazırlanan bomba kontak çevrilince patlayacak. Uzaktan kumandayla halletmek lazım. O işin ustası bizde. Dert değil orası. Bırak. Bırak adamların görsün işini bırak. Olmaz dedim kadın. Çekil elimden. Buna mı bayır? Bulduk. Canını almaya gidiyoruz. Sen evde kal. Sen nasıl emredersen. Vural. Buyur baba. En iyisi sen de gel. Benim arabada ol. Sen sağlam çocuksun. Olur da baba. Evde kimse kalmayacak mı? Kalacak kalacak. Biz sağlam gidelim. Gel hele gel. Telefonu unuttuk. Vural. Buyur baba. Salonda telefonumu unutmuşum. Al gel çabuk. Hemen baba. Bakar mısın?
Celal'e çok dikkat edin. Olur mu? Gözün gibi bakarım, merak etmeyin. Baştan anlat lan her şeyi. Siz mi öldürdünüz mestanımı? Al yanakla beraber astık. Köpekler! Bana yaptıklarınızı da söyle lan. Sarp'ı da bayıldık, bagaja koyduk. Sonra sahilde bıraktık. Ne istediniz mestandan? Niye yaptınız? Hedef sendin baba. Köstenceli'yle al yanak. Önce çevrendekileri boşaltmak istedi. Sonra mestanı kahvaltıya çağırıp bir güzel doldurunca fırtına koptu. Sen de her şeyi Sarp'tan bildin. Ne ulan? Ne? O kadar zamandır ekmeğimi yediniz. Niye yaptınız lan bunu bana? Niye? Gösten Celal yanağa geldi. Celal seni Ömer'e yem etti deyip kanına girdi. Kansız şerefsiz. Davut'la Minik ne durumda? Bulduk mu yerlerini? Çok güvendiğim bir adamıma baktırıyorum. Ulan Celal, sana yardım edenin ben olduğunu bilsen gerçekten ölmek isterdin. İşte tamam. Davut'la Mini'yi nerede tuttuklarını öğrendik. Güzel. Yaman adammışsın. Senin gibi bir iki adamım daha olaymış. Yalnız Celal Baba, bana sorarsan Davut'ları şimdi kurtarmayalım derim. Köstenceli uyanmamalı. Ben onu öpünce uyansın prensesim benim.
Kim bilir daha neler gelecek başımıza. Yolun sonuna geldik. Ne olacak ki anne? Yeşim. Bir şey olmayacak oğlum. Bir şey olmayacak. Merak etme sen. Merak etme sen, tamam mı? Merak etme, tamam ölmedi mı? Ölmedi benim babam. İnanmıyorum size. Mustafa! Mustafa! Sarp gibi adamın insafına kaldık iyi mi? Davul olsa bir şansımız olurdu belki. Bulacağız onu. Bize yaptıklarının hesabını ödeteceğiz ona. Hasan! Ağlayarak. Sarp'ın elinden kurtulmuştu değil mi? Doğru söylüyorsun. Onu bir arayalım. Belki bir şey yapabilir. Ben Mustafa'ya bakıyorum. Hemen yanına geleceğim ona. Mustafa! Alo. Başımız sağ olsun Melek kızım. Nasılsınız? Arayamadım da sizi. Sarp'ı buldum demiştin Hasan abi. Ne oldu? Bulacağım. Bulunca da önünüze atacağım. Ne kadar adamımız varsa topla hepsini. Düşün peşini. Bize oynadığı oyunun bedelini ödeteceğiz ona. Merak etme, sen içini rahat tut. Ava çıkıyoruz, ava. Yakalayacağız o hayvanı. Müdürüm, her şey yolunda. Celal'le planı yaptık. Önce Köstenceli'yi buraya getireceğiz, sonra Celal onun işini bitirecek. Biz de ikisini de paketleyeceğiz. İlk adımı atıyorum müdürüm. Beyler hazır mıyız? Hazırız abi. Hadi. Kardeşlerim, Celal babamız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Dualarımızı eksik etmeyelim. Babamız öldürüldü. O Sarp denen piç babamızı öldürdü. Acımız büyük. Ama şimdi yas tutmak zamanı değil. Şimdi gücümüzü göstermek zamanı. Şimdi intikam zamanı. O it ölmeden yas tutmak bize haram kardeşlerim. Senin harcın değil bu işler Alyanak. Ne diyorsun lan sen? Duydun dediğini. Senin çapını aşar bu iş. Bize sağlam adam lazım. Korkusuz. Ben varım işte. Var mı itirazı olan? Varsa çıksın karşıma. Hodri meydan. Hasan abinize biat edeceksiniz lan. Ya bana biat edeceksiniz ya da hem benim hem de rahmetli Celal babamızın hasmı sayılacaksınız. Var mı itirazı olan? Var. Alyanak. Var. Hazıra mı konacaktın? Lan. Sen bu kadar aptal mıydın? Kendi ölümüne ayaklarınla geldin.
Geç bu işleri Alyanak. Kafam basmadıysa söyleyeyim. Burası benim. Bundan sonra Celal Baba'nın nesi varsa hepsi benim. Sen hariç. Sen gidebilirsin. Lan müptezel. Ne dediğini bilmeyen bebe. Kolay mı lan o kadar o? Zor kısmı hallettik zaten. Sen kolay kısmısın. Ben Celal Baba'yı gömmüş adamım. Ya bana bağlılığınızı sunarsınız ya da kan çıkar buradan. Lan Celal Baba'yı sen... Çakal seni. Ne diyor lan bu? Konuşturacak mıyız hala? Dünkü çocuk mekanımızda bize racon kesecek ha. Çok konuşuyorsun be dalayarak. Var mı başka itiraz olan? Yapmayacak mısınız lan? Bir şey yapmayacak mısınız oğlum? Bu yavşağı mı bırakacaksınız mekanı? Şuna kapıyı gösterin. Yoksa sıkacağım kafasına. Babamızın tahtını sana bırakmayacağım. Polis. Kime diyorum duymuyor musun? Haber verildi Melek Hanım. Gelirler. Ne zaman haber verildi? O polis Sarp'ın peşine bir an önce düşmeli. Gelirler Melek Hanım. Rahat olun siz. Bir gariplik var işim. Neymiş o? Ya ortada polis falan yok. Celal Baba adım atsa peşine düşerlerdi. Bu adamlarda da bir tuhaflık var. Ne gibi? Bir şeyler dönüyor. Gizli kapaklı. Evet. Ben tedirginim Mustafa'yı alıp bak. Hadi. Mustafa. 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 Volkan. Mustafa nerede? Dışarı çıktı. Ya böyle bir günde nasıl yalnız bırakırsınız ha? Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Lan nasıl bir şey olmaz? Çekil! Mustafa! 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 Sen
sürpriz. Kocam. Yaşıyorsun mu? Hadi canım. Gerçekten mi bu? Kızım, kızım. Hayır, inanma. Söyle arabayı. Tamam, bütün bunlar ne demek oluyor? Tamam, gel. Tamam, anlatacağım. Oturun bakayım. Sakin olun. Bize bunu niye yaptın? Niye? Baba niye yaptın bize bunu? Evlat, görüyor musun? Bak, ölsen bir dert, ölmesen bir dert. Kızım, kızım gel, gel, gel yavrum, gel sakin ol, gel canım benim, gel. Niye bize oyun oynuyorsun, niye korkutuyorsun bizi? Gülüm, bak oynamak zorundaydım, yoksa gerçek olacaktı. Beni öldüreceklerdi yavrum. Nasıl yani? Sarp sayesinde kurtuldum. Seni öldürmek isteyen Sarp değil miydi? Hayır. Sarp bana kurulan bütün oyunu bozdu. Niye bize söylemedin? Ya. Niye? Ben planı yaparken bu kadar terlemedim. Biraz soluklanın ya. Baba, peki hiç düşünmedin mi? Biz ne hissederiz, ne yaparız? Ya seni öldün sandık. En azından bize haber verebilirdin. Vakit yoktu kız. Düşman içimize kadar sızmıştı. Tepkilerinizin gerçek olması gerekiyordu. Bir de merak ettim ne kadar üzüleceksiniz diye. Gelin bakın, gelin. Şimdi bakın, beni iyi dinleyin. Bu oyunu devam ettiriyoruz, tamam mı? Henüz tehlike geçmiş değil. Ben ölmüşüm gibi ağlamaya devam. Anlaştık mı? Tamam mı? Mustafa, nasılız? Vallahi baba sen yaşıyorsun ya, gerisi önemli değil. İşte bu kadar. Ama yavrum ya, sen buna yaşamak mı diyorsun ha? Baksana şunlara yahu. Beni gördüklerinden üzülmüş gibilerdi. Ha? Bakayım benim aslan koçum. Biz seni tanırız. Öldürelim abi. Biz seni tanırız. Sarp da kimmiş abi? Eyvallah koçlar. Eyvallah. Selami nerede? Ne oluyor lan? Konuşsanıza. Hasan abi. Bu Sarp denilen manyak Selami öldürdü. Selami... Selami öldü mü? Maalesef abi. Anlatın lan, nasıl oldu bu iş? Anlayamadık. Birden ortaya çıktı. Taktiğe sıktı Selami'nin kafasına. Vay, 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 vay. Selami. Zarflarım ne oldu? Para? Hasılat nerede? Sarp onları da aldı abi. Nasıl lan? Benim paramı mı aldı? Ulan herif benim paramla yanındaki adamları tutmuş. Yeter ulan! Ulan, ulan piç. Sen yettin artık. Abi, benim. Buyur Alenak, söyle. Abi. Bu Sarp Çakalı Celal'in mekana çöktü. Herkes de
bunun yanında yer aldı abi. Kim lan bu Sarp? Nereden çıktı? Alenak ne oluyor orada ya? Piyangodan çıktı galiba şerefsiz. Abi, bizim operasyona çökecek bu. Bu iş onunla olmaz. Konuştuğumuz gibi, sevkiyatları seninle yapacağız. Eyvallah abi. Celal'in işinin başında sen olmalısın. Onun tırları, sevkiyat düzeni falan. Bize lazım onlar. Abi bitirelim artık şu çakalı. Benim bir fikrim var. Kolay bir yolu var. Söyle neymiş? Şimdi biz Mestan cinayetini bu Sarp'a yıktık ya. Polis de hala o yaptı sanıyor. Arayalım polisi. Zaten kebapçı da lavuk. Bizim de kafamız o. Rahat olsun. İyi fikir değil mi? İyi fikir değil be Alınak. Niye abi? Polis işini bir şekil halledebilir. Garantisi yoktur polis işinin. Celal'in adamları bile biat etti biliyorsun. Ne yapacağız peki? Ben garanticiyim. İçeride olması çözüm değil. Çözüm? Mezara girmesi. Ne diyorsan o abi. Yalnız çabuk gelmen lazım. Geldik zaten. Buralardayız. Eyvallah. Şimdi görürsün lan sen. Her şey aramızda kalacak. Polis zaten benim öldüğümü bilmiyor. Anlaştık mı? Ne diyorsun o? Ah Celal. Ne alyanakmış. Gülüm, hadi siz bir çıkın, elinizi yüzünüzü bir yıkayın kendinize. Gelin hadi canım. Aslan koçum oh. Benim. Hadi bakalım. Mustafa'yı alayım. Hadi kuzum. Mustafa. Baba. Sıkıntılı bir mesele var. Bir türlü söyleyemedim sana. Ne oldu? Mert senin öldüğünü öğrenince Sarp'ı öldürecekti. Telefonuna da ulaşamıyorum, açmıyor. Cehennemde telefon mu buldun Celal baba? Nereden anladın ölmediğimi? Ne önemi var? Beni niye oyunun dışında bıraktın? Öyle gerekiyordu evlat. Evlat lafı da ağzından düşmez oldu bu aralar. Gördüm ikinizi. Vay! Senden bir şey kaçmaz. Biliyordum. Bilmediğin şey şu. Eğer biraz daha geç ortaya çıksaydın, o evlat dediğin adam nalları dikecekti. Babanın intikamını alacaktın demek. Güzel. Ama Sarp bizden. Sen de oyun bitmeyecek be Kemalpaşa. Bayağı güzelmiş bizimki. Evlat. Dinle. Başımız büyük belada. Bu köstenceli denen adam yaşadığı sürece bize rahat huzur yok. Ne yapacağız, plan ne? Sonra anlatacağım. Tamam. Beni görmeseymiş, Sarp'ı öldürecekmiş. Ah baba, ah. Neler yaşattın bize. Thank you.
Söyle, dinliyorum. Alyanak Köstenciliği aradı. Geliyormuş. Güzel. Her şey istediğimiz gibi. Abi, bu şerefsizin gırtlağına çakılmak için zor tutuyoruz kendimizi. Şşş, sakın. Sakın. Yüzüne gülün, yanından ayrılmayın. Her attığı adımdan haberim olacak, tamam mı? Tamamdır Sarp abi. Eyvallah. Kolay gelsin, iyi miyiz beyler? İyiyiz abi. Baksana sen. Seni eğer bir saat önce görseydim yemin ederim bir kaşık suda boğardım seni. Bilmiyorum ne yaptın. Nasıl yaptın. Ama Celal'im bana geliverdi. Sağ ol. Yeşim Hanım. Teşekkürünüz bu kadar sertse gazabınızı görmek hiç istemem. Gel. Otur. Mekanına çöktüm Celal Baba. Haberin olsun. Aferin sana. İyi etmişsin. Zorluk çıkardılar mı? Ne hadlerine? Desturu senden aldı hepsi. Alıyana kudurmuştur şimdi. Aramıştır hemen sırtını dayadığı adamı. Aradı bizimki hemen Köstenceli'yi. Güzel. Gelsin bakalım. Uluslararası kancığımız. Şimdi kulaklarını aç beni iyi dinle. Bu Köstenceli seni arayacak, görüşmek isteyecek. İş konuşalım diye seni güvenli bir yere çağıracak. Orada pusu kurup işini bitireceksin. Öleceğim yani. Ne olmuş? Bir kereden bir şey olmuyormuş. Bak kendimden biliyorum. O buluşmada bitireceğiz Köstenceli'yi. Ava giderken avlayacağız. Onu ben öldüreceğim Sarp. Yakacağım. Yalnız aklıma takılan bir konu var da. Nedir? Çakma gazı bitmesin. Sürekli çakıp çakıp duruyorsun. Sen yok musun sen? Seni de üzdük ama. İkinizin sayesinde en acı ve en mutlu günümü bir arada yaşadım. Sana söyleyecek çok şeyim var. Ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. Daha demin ölmeni istiyordum. Ama şimdi babamın hayatını kurtaran adam olarak karşımda duruyorsun. Vazifemi yaptım. Doğru olanı yaptım. Teşekküre gerek yok. Senin yaptığını kimse yapmadı bize Sarp. Bana babamı geri verdin. Hadi Sarp hadi git artık sen. Belli ki bugün teşekkür faslı bitmeyecek.
Sağ ol. Ne haber ekip? Neyle uğraşıyoruz Musa? Esnaf cinayeti. Parmak izleri bir işe yaramıyor. Çok fazla parmak izi var tabii kebapçıda. Aynen. Sende ne var Selim? Aslında elimde bir şey var. O da Mestan'ı tek kişinin asamayacağı ihtimali. Sarp yardım mı almış diyorsun yani? Suç ortağı mı? Olabilir. Bilmiyorum. O asılma düzeni tuhaf. Yani adamı yukarıya çekip uzak bir noktaya ipi bağlamak. Çok fazla güç ister. Herif domuz gibi güçlü belki de. Tamam diyelim adamımız dana kadar kuvvetli. Ama mekana baktığımda belli ki kavga çok sert geçmiş. Yani bence yorgun bir adamın bunu yapabilme ihtimali neredeyse imkansız. Tarp'ı bulalım da gerisi kolay. Zorla onu sakla. Bir mesele daha var. O asmış ya da yardım almış. Bu çok önemli değil. Mesele başka. Sema'nın söyleyeceği şey çok ilginç. Allah Allah. Şimdi ben Sarp'ım diyelim. Tartıştım adamla, kavga ettim, öldürdüm. Sonra da astım tavana. Niye? E manyaksın herhalde ama bir şey söyleyeceksin sanırım. Evet. Neden? Neden yapsın böyle bir şeyi? Korkmuyor mu Celal'in gazabından? Meydan okuyor belki de. Sarp aptalın tekiyse meydan okusun. Birazcık akıllı biri öldürdüğü adamı gizler. Öyle bayrak gibi göndere çekmez. Celal'e meydan okumak ölmek demek. Yırtmak için ufacık bir şansın varsa bunu yok etmek istemezsin. Aptallığına yanmasın o zaman. Var mı başka bir şey? Celal'in mahallesinden herhangi bir haber. Sıra dışı bir şey duydunuz mu? Kulağınıza bir şey çalındı mı? Yok. Hayır. Tamam, kolay gelsin. Bu hep böyle mi? Artist hareketler. Yani Mert işte. Rüzgarı sever. Müdüre de mahcup etti bizi. Yalancı çıkardı. Vallahi öyle. Onun yüzünden azar işittik. Aa, bu arada Musa. Efendim? Beni desteklemene ihtiyacım yok. Sema'nın söyleyeceği şey çok ilginç falan gibi laflar etme. Kendimi ifade edebilirim. Bindiğin arabanın patladığından, senin öldüğünden kimsenin haberi yok. Güzel. Sarp'ı polise verecek misin? Evlat, yapma böyle. Celal babanı kurtardı, sen de biliyorsun. İyi peki, tamam. Alyanak dış kapıdan giriş yapmış. Ne yapacağız? Ölmüşüm gibi davranmaya devam. Tamam. Şu gelişe bak, şu gelişe. Ulan iç. Köstenceli gelene kadar keyfini çıkar hayatın. Nedir durum? Polis sıkıntı çıkardı mı? Yok Hasan abi. Patlayan arabayı çektiler.
birkaç soru sorup gittiler. Topladılar mı babamızın bütün parçalarını? Toplandı abi. Morgda şimdi. İnşallah güzel bir cenaze yapacağız babamıza. Yapalım kardeşim. Babamıza son vazifemizi layığıyla yerine getirin. Hadi. Kolay gelsin size. Sağ ol abi. Dostlar sağ olsun Hasan. Ne güzel kadınsın sen. Güçlü. Vakur. Senin gibi dostlar bize güç veriyor. İhtiyacımız var. Sen de onu çok iyi biliyorsun. Sarp'ı getir bize. Ya 10 numara plan yapmıştım. Ama kebapçıyı bastı Sarp. Basmakla kalsa iyi. Bir de mekana çöktü. Ne diyorsun? Adi herif. Baba. Mustafa konuş oğlum. Hasan abi. Babamı hatırlayıp duruyorum. Babam ölmedi değil mi? Söylesene. Ben ne diyeyim be oğlum? Yapma, üzme daha fazla bizi. Tamam. Hadi git odada, biz burada bir şeyler konuşuyoruz. Korktu çocuk. Zor şeyler yaşadı tabii. Kabullenemiyor. Ulan Sarp, yatacak yerin yok. Sen de hala burada oturuyorsun. Gidip yapsana bir şey. Ya, şimdi ben diyorum ki, siz kadınlar Sarp'ı bir arasanız. Mesela sen arasan Melek. Hangi sebeple arayacakmışım? Tebrik etmek için mi? Dur kızma hemen. Sen ararsan ışınlanır o dediğin yere. Ne işim olur benim onunla? Ya bir işin olmaz. Ona lafım yok. Ama bu Sarp çakalı sen kadınsın diye küçümser. Tedbirsiz davranır, yalnız gelir. Hangi sebeple arayacağım? Şüphelenmez mi? Buluruz, uydururuz bir şey. Sen hede, çağır onu bir kuytuya, gerisini bana bırak. Baksana sen.
kadınların arkasına saklanıp iş çevirme. Bireyinin gücüyle hallet. O zaman sonuna kadar destek oluruz sana. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Git. Neyse raconu, ona göre hallet meseleyi. Racon diyorsun. Eyvallah yenge. Git artık Alyona, git. Hadi. Ben kaçayım artık. Ne oldu? Celal Baba'nın kokusunu alıyorum. Yemin ediyorum. Burada. Bu evde. Her yere kokusu sinmiş. Çok özleyeceğiz onu, çok. Kar oluyorum. Ben daha fazla duramayacağım burada. Yalnız herif bayağı iyi oynuyor Melek Hanım. Oyunculuğuna laf yok canım. Ulan Celal, öldün gittin hala dert çıkarıyorsun. Hadi bakalım toplanın, gidiyoruz. Hemen Hasan abi. Abi misafirim var. Otur, konuşalım. Tanıyor musun beni? Çıkaramadım. Gençsin. Bilirim kan damarda nasıl akar bu yaşlarda. Sana buraya abi tavsiyesi vermeye geldim. Bir dakika, bir dakika. Burada öyle lafın, tavsiyenin bir kıymeti yok. Yanlış yerdesin. Bana en son tavsiyeyi veren İstanbul'da kebapçı namıyla bilinen Celal'di. Duymuşsundur başına gelenleri. Ben diyeceğim diyeyim de. Sen yine havalı laflarını etmeye devam et. Sen bana diyorsun ki, çıkaramadım, tanımadım seni, Köstenceli'yi. Meseleye gel. Yolumdan çekil. Seninle işim olmaz. Celal'in tezgahı bize lazım. Üzme bizi. Şimdi bırak da iki çift laf da ben edeyim. Konuş.
Gel benimle çalış. Ne yapıyorsan birlikte yapalım. Olmaz. Anladığın işler değil. Kolay öğrenirim. Kimseye öğretecek vaktim yok. İşi anlayana bırak. Seni ayrıca görürüz. Benimle iş yapmayı bir dene. Pişman olmaz. Ben de haddimi bilirim. Köstenceliğe kafa tutma niyetim yok. Bu Celal'in Mestan diye bir adamı varmış. Onu öldürmüş. Öyle mi? Yo. Polise söylersin. Yo. Cinayetten aranıyorsun oğlum. Niye çalışayım lan böyle bir adamla? Neden çalışayım? Deli miyim ben? Ben mi öldürmüşüm Mestan'ı? Ben mi öldürdüm lan Mestan'ı? Abi. Kim öldürdü o zaman? Ben öldürdüm abi. Sen iste, istediğin zaman gideyim, emniyete teslim olayım. Ben de öldürmüş olabilirim Serp abi. Sen söyle, hangisi gitsin polise? Sağlam çocuksun lan. Sağlamsın sağlam. Bir deneyelim. Hı? Bakalım işte de bu kadar marifetli misin? Pişman olmayacaksın. Tamam o zaman. Akşama konuşuruz lan detayları. Hı? Bu işler böyle ortalıkta olmaz. Nasıl istersen. Oğlum Sarp abini bir daha arar mısın? Tabii abla. Yok ulaşılamıyor. Şey mi geldi acaba? Yok öyle bir şey Füsun teyzem. Boş yere telaşlanıyorsun. Yok. Ben çok darlandım burada. Buralarda duramayacağım. Azıcık daha sabret. Çok az kaldı. Her şey normale dönecek, tamam? İnşallah. İnşallah. Ben markete gideceğim. Bir şey isteyen var mı? Ya ablacığım, aslında benim de almam gereken birkaç bir şey var. Ben de gidebilir miyim? Abla! Barış, markete gitmeyeceğim ben. Biliyorum abla. Ben de seninle mahalleye geleyim işte. Yalnız bırakmayayım seni. Teşekkür ederim. Ama sen burada kal. Füsun teyzeyi yalnız bırakmayalım şimdi. İyi, peki. Fazla geç kalmam ben. Bakalım Sarp neler karıştırıyor. Al yanak, senden uyanıklar var.
Bak Celal'i biz öldürdük. Mirasına Sarp kondu. Sorma abi. Ağrıma gidiyor. Herifteki kendine güvene bak ya. Mafya dünyasının süperstarı sanki Kamil. Şipşak zirve. Nasıl oldu bu iş ya? Bir anlatsana. Anlattım ya abi. Geldi çöktü mekana. Adamların hepsi bir baktım bana arkasını döndü. Hiç öyle itiraz eden falan? Bir iki tanesi mırın kırın etti ama o kadar. Karizma marizma bağladı hergele. Bir tek bu ikisi bana sadık kaldı. Sağlam çocuklardır. Bunlar mı? Aferin size. Eyvallah abi. Adam dediğim böyle günlerde belli olur. Şu Davut'u bir görelim bakalım. Canım manyak çekti. Köstenceli! Sen dinlemek bu işin arkasındaki şerefsiz. Yalnız bu çocuğu. Davut kardeş. Kötü haberlerim var sana. Başın sağ olsun. Celal öldü. Babam öldü mü? Ne diyorsun lan sen? Kebapçı Celal sizlere ömür. Ya. Sarp öldürdü. Arabasına bomba koymuş. Sağ olsun, gerçi bizim işimizi kolaylaştırdı ama. Sarp! O yetmemiş. Adam bir de gitmiş, mekanına çökmüş lan. Sarp! Ya? Baba! Babam! Şimdi ne hissediyorsun lan? Manyak herif. Ha? Taptığın putu kırdılar oğlum. Nasıl yaşayacaksın lan bundan sonra? Eylem, ne geziyorsun burada? Mahallemize de mi gelemeyeceğiz? E haberin yok mu? Neyden? E Sarp. Ne olmuş Sarp'a? E Celal'i öldürmüş. Yok öyle bir şey. Ya sen öyle san. Burada herkes onu konuşuyor. Kebapçıya çökmüş bile. Köstenceli adamlarıyla geldi. Sana söylediğim teklifi yaptı mı? Dediğin gibi, bu gece işimi bitirecek. Bitecek olan kendisi. Akşam tepesine çökeceğim. Sarp. Efendim? Yokluğumu hissettirme kebapçıda. Yanmasın etler ha. Çevir. Köstenceli'yi Celal babana doğru. Akşam için hazırlık yapın. Emrin olur abi. Gel benimle.
Duyduklarım doğru galiba. Ne duydum bilmiyorum Eylem. Niye geldin? Ayrılmayın demedim mi ben size? Burada güvende misin gerçekten? Sorun yok mu? Sorun yok, rahat ol. Ya hani sen öldürmemiştin Celal'i? O an öyle söylemem gerekiyordu. Ya Sarp sen ne yapıyorsun? Bir dur artık ya, yeter. Füsun teyze öğrense şu yaptıklarını ne olur, yüreğine iner kadının. O yüzden hiçbir şey bilmeyecek, hiçbir şey duymayacak, söylemeyeceksin. Nereye kadar? Ya sen bildiğin mafya babası olmuşsun. Eylem bak, uzun hikaye. Zamanı gelince konuşuruz, şu an hiç yeri değil. Halletmem gereken mesele sonuçlanmadı abi. Ya ama Sarp... Tamam Eylem, bu kadar. Abi, bakar mısın? Bekledim, adamlar geldi abi. Tamam, geliyorum. Hadi, git. Bu gece köstenceyle bitiyor, tamam mı? Baba, dikkatli ol. Karşındaki adam köstenceli. Tehlikeli. Merak etme. Sen bu işten uzak dur. Güzel haberi sonra veririm sana. Tamam. Öyle olsun. İçeride kalmayı başardın evlat. Bu gece köstenceli beni öldürmek için gelecek. Celal de onu bitirmeye. Gelsinler bakalım. Biz de orada olacağız. İkisini birden kaldıracağız. Ekibe ne diyeceksin? Sarp'ın izini buldum diyeceğim. Mistan cinayetinden de seni tutuklayacağız. Güzel. Afiyet bal şeker olsun abi. Al yanak. Bu aleme kral olmak istiyorsan besin zincirinin en tepesinde olacaksın. Aslan olacaksın lan. Güzel söylüyorsun da abi. Aslan olmak her baba yiğidin harcı değil be. Eğer aslan olamıyorsan haddini bileceksin. Bir aslanın yanında yancı olacaksın. Çakal seni. İşte çakal olacaksın. Bırakacaksın büyükler kapışsın. İşi bileceksin, arkadan avantanı toplayacaksın. Ben buna haddini bilen çakal felsefesi diyorum abi. Yemin ediyorum aslanlardan daha fazla yaşarsın.
O dediğin bizi bozar. Tabii abi. Hazır mıyız? Hazırız abi. Takım tamam, seni bekliyoruz. Gidelim o zaman. Gidelim abi. Gidelim, tatlı niyetine Sarp'ı yiyelim. İyiymiş lan bu. Köstenceli ile buluşmaya gidiyoruz. Tamam. Ben de geliyorum. Köstenceli ortak gelince ne yapacak bakalım. Haydin. Gidiyoruz. Mestan Gönül'ün katil zanlısı Sarp Yılmaz'ın yeri belirlendi. Onu almaya gidiyoruz. Biz hazırız mı? Mert komiser yok. Haber verelim mi? Gerek yok. Tek başına hareket etmenin bir cezası olacak, öyle ya. Hadi gidiyoruz. Önce gelişine, sonra gidişine Köstenceli. Hele bir gel. Sarp bu müdürüm.
Yanındakiler kim? Bir iki tanesi tanıdık geliyor ama çıkaramadım. Celal'in adamları bunlar. Aynen müdürüm. İyi de bunlar fellik fellik sarparamıyor muydu? Celal görse bu işe ne der? Bunda bir iş var. Bekleyelim görelim. Mesele neymiş birazdan çözeriz. Daha yolumuz var mı oğlum? Varmak üzereyiz abi. Sana bir şey söylesem Alyanak. Buyur. Celal yaşıyor. Ölmedi o. Şaka değil mi bu? Yaşıyor. Adım gibi eminim. Nasıl? Nasıl? Ne demek ya? Nasıl yaşıyor ya? Nasıl yaşıyor yani? Sakin ol oğlum, sakin ol. Bembeyaz oldu. Ya Celal ölmedi diyorsun, sonra sakin ol diyorsun. Mucize mi bekliyorsun, ne istiyorsun ya? Nasıl yani? Ben nasıl... Ben neyi... Nasıl uyandın? Hiç aklım basmıyor değil mi Alyanak? Herkes sana sırt çevirirken o iki adam hep yanındaydı o. Siktir. Ama ikisinin dillerini de bir güzel çözdü. Büyülü gibi şakadılar. Yani şimdi Sarp bir şekil mi yaptı diyorsun Celal öldü diye? Vay, 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 vay. Ters köşeye bak. O zaman bu Celal seni beni kucağa oturtacak. Biz şu anda tıpış tıpış pusuya gidiyoruz. Doğru. Doğru. Pusuya gidiyoruz. Ama pusuya düşen düşünsün o. Biz değil. Var senin bir şeklin. Ne yapacaksın? Seyret. Seyret ne yapacağını. Geldik abi. Mestan. Mestan. Canım kurban, buyur babam. Kanını yerde koymayacağım. Bu da ne? Ne oluyor lan burada? Gelenler var. Hazırlan. Siz de nereden çıktınız be? Bırak şimdi sor. Hesap vereceksin hesap. Siz utanmıyor musunuz lan babanızın katilinin yanında saf tutmaya? Ekmeğini yediğiniz adamı satmaya utanmadınız mı? Hiç mi düşünmediniz lan hesap soran olur diye? Ha? Hiç mi düşünmediniz? Davut, Davut bir dinle önce. İş göründüğü gibi değil. Davut abi, bir saat abi dinle. Buna mı abi diyorsun lan? Ha? Buna mı abi çekiyorsun? Göstenceli mi gönderdi sizi buraya? Evet, ne oldu? Oyun oynadı bize Puş, ne olacak? Celal babanın başı dertte olabilir şu an. Celal baba öldü lan. Yok öyle bir şey Davut, yok. Ne diyor lan bu? Biri bir şey desin. Davut abi, Celal baba yaşıyor. Ne diyor bunlar Binik? Hiçbir şey anlamadım.
Açmıyor. Kes tencereyi. Gel ulan. Gel. Köstenceli. Kebapçı. Bağırma. Bak, kızamık çıkartıyorsun. Yaklaşmayın lan siz. Ulaşır lan sonra size de. Haber Celoş. Sizi bize gönderdi. Celal Baba'ya da pusu kurdu mutlaka. Uyandın mı şimdi mevzuyu? Siktir. Aç şunu Celal Baba, aç. Açmayacak mısın? Ha? Önemlidir belki. Son bir konuşma yapmayacak mısın? Son konuşmamı sana hazırladım. Sana yapacağım. Elbet baş başa kalacağız. Tamam. Bekletmeyeyim seni o zaman. Verin lan silahlarınızı. Delik deşik ederim lan babanızı. İndirin. Atın yere. Çözün şunları. Çekin yoldan. Ölüm böyle bir şey kebapçı. Yok gibi ama var işte. Açmıyor, kesin bir şey var. Hadi gidip kurtaralım. Dur, nerede olduğunu bilmiyoruz. Hesap da buraya gelecekti. Hem ayrıca... Ne? Artık çok geç olabilir. Ne yaptık biz Minik, ne yaptık? Ne yapıyoruz? Davet edecek miyiz? Hadi gidelim alalım şu Sarp'ı. Hadi, hadi gidiyoruz. Şimdi sen benimle geliyorsun Celal. Geçen mi? Ne olacaksa burada olacak. Bu iş burada bitecek. Vay, 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 vay. Gözümle görsem inanmazdım yaşadığına. Bana yaşamak mı diyorsun lan? Adam nefes almıyor lan. Takıldı kaldı. Kızlar yapmayın böyle. Çok korkuyorum bak. Beni Ömer'e yem diye attın ulan. 20 yıllık adamındım senin. Yanlışın var. Adamım falan değildin. Çünkü sen adam değilsin. Götü başı oynayan bir köpeksin. Yeni sahibini de bulmuşsun. Bak sana ne diyeceğim bak. Söyle Celal. Benim bu gece burada ölmem kâr etmez. Kork al yanak. Kurtaramayacağın paçanı.
Nasıl olacakmış o? Söyleyeyim. Davut. Minik. Sarp. Olmadı Mustafa'm. Vakti gelecek seni bulup oyacak. Abi. Konuşturacak mıyız bunu da? Keselim şunun dilini. Gidiyoruz. Birileri geliyor. Silahlardan kurtulun. Serp Yılmaz. Mestan Gönül'ü öldürmekten tutuklusun. Kelepçeliğin şunu. Temiz. İstediğin oldu Yusuf Müdür. Ama Mestan'ı ben öldürmedim. Tabii. Kader mahkumusun sen. Mezuniyet günü beni öldürmeye kalkan da sen değilsin tabii. Benim bir tane ikiz var da. O yapar böyle kötü şeyleri. Ne duruyorsunuz? Arayın şunları. Kimsenin üstünde silah yok mu diye. Biz alacağımızı aldık zaten. Gel bakalım Serp. Gelelim bakalım. Her şey bok oldu. Daha ne duruyorsun Köstenceli, hadi. Uzatma Celal. Gel benimle. Yoksa adamlarına da yazık olacak. Baba, senin için ölürüz. Sen ne dersen o. Sakın bu itlerin dediklerini yapma baba. Eyvallah aslanlar. Adam gör. İyi madem gidelim. Bakalım nereye götüreceksiniz? Senin adresin belli. Yürü. Buyur. Eyvallah gözüm. Organize geldi millet. Hadi uzuyoruz hadi. Ne o? Tüm takımı toplamışsın yine kebapçı Celal. Ne oluyor burada? Ne olsun? Son dakika polis belki gelir diye ayak sürüyor. Ha beklentiyi boşa çıkarmadık yani. Yani. Ne oluyor lan? Niye saldılar şimdi bunları? Thank you.
Bunlar gidiyor bu yana. Bunlar gidiyor bu yana. Tüm ekiplerin dikkatine. Reşadiye yolu Alemdağ'a destek istiyorum. Yakındaki tüm ekipler gelsin. Dikkat dikkat. Reşadiye yolu Alemdağ. Beni gördüğüne sevinmiş gibisin. Gözlerin parlıyor. Yusuf ya da ekibi ne zaman görsem içim yani pırpır ediyor. Elimde değil. Değil mi Köstenceli? Ne güzel çıktı geldi. Evet. Arayın herkesi. Arabaları da arayın. Var mı bir şey? Ne gezer? Komiserim temiz hepsi. Orada var mı bir şey? Bunların silahları ruhsatsız. Yere atmışlar. Tutuklayın. Bizi bırak gidelim. Celal böyle küçük bir işimiz var. Aa. Ne işiymiş bu? Özel. Celal gidebilir. Sen buradasın. O niye? Arabanı arayacağım. Kebapçıyı bırakın gitsin. Emredersiniz komiserim. Arayı açmayalım Köstenceli, görüşelim. Öyle olsun. Elbet bir acı kahvemizi içeceksin. Kebapçı. İyi kaynamış olacak yalnız. Kızgın ateşte. Ben öyle severim. Lokumları da senden yiyeceğim. Al yanak. Yap hazırlan. Eyvallah. Kaldık baş başa. Bakalım şu bagajda ne var? Nereden açılıyor ya? Gelin gelin, mal var burada. Çıkarın şunları. Abi doğru mu? Şaka lan şaka. Al yanağın görüntü gitti ama bir an. Sevmedin beni değil mi? Ama ben var ya seni çok sevdim. O güzel bakışların... Çok güzel bakıyorsun birader. Gidelim.
çevirdi lan bunlar? Demedim abi. Varmış. Gönlürde bir şey yok. Nereden çıktı geldi bu polisler be? Bu Celal ne kısmetli adam. Resmen elimizden çektiler aldılar. Onun bir tane kısmeti var. Kara toprak. Bu gece girmedi. Yarın elbet girecek o. Babamdan haber var mı? Yok abi. Çıktı bir iki saat önce. Hadi ya. Bu Celal babanın arabası. Babam. İyi misin? İyiyim. Ne oldu ki? İyisin. İyisin. Babam. Minik dur. Yavaş yavaş lan. Dayı. Gel buraya minik ayım benim. Gel. Tamam yeter bu kadar sevgisel. Baba. Bu köstenceli. Bizi Sarp'ın üstüne saldı. Sonra sana pusu kurdu. Doğru mu? Bir şey yapamadı. Sarp nerede? Yusuf müdür aldı. Mestan cinayetinden. Deme ya. Neyse sizi çok hırpalamadılar değil mi? İyiyiz babam. İyisiniz iyi. Hadi içeri geçelim. Alacağım. Şahı hiçbir şey yok. Ah. Hoş geldin. Hoş bulduk Gülüm. Baba iyiyiz değil mi? İyiyim tabii. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. Aç mısınız? Hazırlatayım mı bir şeyler? Olur yenge. Ben aç değilim. Hazırlat, hazırlat. İyi olur. Kim bilir kaç gündür ne yediler, ne içtiler. Olur mu canım öyle şey? Hadi gel. İyiyim böyle, hadi. Sağ olun. Hadi minik, gel. Baba. Heh. Sarp nerede? Sarp. Sarp'ı tutuklamışlar kızım. Niye? Mestan olayından Yusuf müdür gelmiş almış götürmüş. Ya. Bize kim haber verdi peki? Ben. Oradaydım. Ne yapacağız şimdi? Vallahi bakacağız bir çaresine kızım. Babam. Hı? Bir emrin yoksa ben müsaadeni isteyeyim. Tamam git ama ayrılma bir yere, lazımsın. Buralardayım baba. Mestan gönüllü. Neden öldürdün? Kim söylemiş benim öldürdüğümü? Kebapçı Celal direkt seni suçluyor. Onun dediği laf ne zamandan beri buralarda muteber oldu? Ben öldürmedim. Duydun mu? Aynanın arkasındaki. Öldürmedin tabii aslanım. İyiyiz değil mi? Evlat iyi de laf mı? Sen olmasan ne yapardım ben? Dinle sana tek bir şey söyleyeceğim.
Buyur. Senin bir tek evladın var. O da Mert Karadağ. Eyvallah. Mesaj alınmıştır. Şimdi... sana küçük bir sürprizim daha var. Neymiş? Hala uçak mağı yakmak istiyor musun? Evlat, sen yok musun sen? Sen bir tanesin be. Bir tane. Ha şunu bileydin kebapçı Celal. Bunlar kim? Celal'in adamları. Niye aldın? Nereden aldın? Müdürüm, isterseniz yalnız konuşalım. Gel bakalım. Sen devam et. Yakalamışsınız şerefsizi. Anlat sen, anlat. Celal'in adamlarını niye aldın? Nereden aldın? Şimdi müdürüm şöyle, Celal'in mahalle karışmıştı bugün. Celal öldü diye. Allah Allah. Nasıl olmuş bu? Yani kaynağını bilmiyorum. Sordum, soruşturdum. Sarp öldürmüş diye konuşuyorlardı. Sarp? Sarp Celal'i öldürmüş. Yok daha neler. Ben de öyle dedim tabii. Düştüm peşine. Al yanaklı Köstenceli'yi birlikte gördüm. Celal ölmüş mü yani? Yok müdürüm, nerede? Yaşıyor. Hepimizi gömer herifçoğlu. Neyse, bu üçü buluştu. Ama adamlar filan tam takır müdürüm. Dedim ben bunlara bir suçüstü yapayım. Ekip çağırdım, destek aldım. Yani neyse, boşalttık tabii. Ne üzerlerine ne arabalarda bir şey yoktu. Ben de ruhsatsız silah taşıyanları aldım geldim. Kızdınız değil mi müdürüm? Yine sizden habersiz iş yaptım ama... Ne Mert, ne? Aniden oldu müdürüm. Ondan yani. Tamam, tamam. İyi madem. Tamam, iyi yapmışsın. Tamam. Oh, vallahi rahatladım müdürüm. İtiraf etti mi? Yok. Ben yapmadım diyor, başka bir şey demiyor. İçerideyim müdürüm. Evlatlara bakacağım. Müdürüm. Tamam ha, tamam, tamam. Aynen öyle. Noktasına, virgülüne kadar harf yanmayacaksın. Yoksa annen üzülür, baban üzülür. Sen üzülürsün be Selami. İster miyiz öyle bir şey? Kim ister bu abi? Değil mi? Kim ister? Güzel. Ben neler yaptım ya? Nasıl kıydım Mestan'a? Nasıl ihanet ettim Celal Baba'ya? Kendi düşeni alamaz oğlum.
yapmasın be abi. Göğe bakalım Selami. Bak şu gökyüzüne. Kim bilir en son ne zaman baktın? Kim bilir bir daha ne zaman bakacaksın? Bakabileceksin. Ne kadar enteresan değil mi? İnsan gökyüzünün kıymetini gökyüzünü kaybedince anlıyor. Ne büyük bir nimet. Öp başının üstüne koy. Ne bileyim be abi. Unutma. Tek başıma yaptım diyeceksin. Al yana aile vermeyeceksin. Onun işini biz dışarıda göreceğiz. Arkadaşım. Buyurun. Ben suçumu itiraf etmeye geldim. Adamı öldürdüm. Kebapçı Celal'in adamı Mestan Gönül'ü ben öldürdüm. Gel bakalım. Babam. Tamamdır. Kargo adresi teslim edildi. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Melek kızım. Efendim baba. Kızım. Git şu Sarp'ın yanına. Çıkar şunu oradan. Hadi. Tamam. Barış Sarp'ı bir daha arasana. Bütün gece ortalarda yok. Boşuna telaş ediyorsun, gelir. Nasıl gelir Eylem, nasıl gelir? Tamam, rahata çıktık dedi. Hala ortalarda yok. Mutlaka bir şey oldu. Yok abla, ulaşılamıyor işte. Of Allah. Allah'ım bizi koru. İnsan bir arayıp haber verir. Ya daha dün konuştum. İyiydi, gelir. Sen niye bu kadar rahatsın? Bildiğin bir şey mi var? Ya Füsun teyzeciğim. Gel bir şöyle otur. Sarp'ı biliyorsun. Geleceğim dediyse gelir. Hayır, bu böyle olmayacak. Ben mahalleye gideceğim. Bu işin aslını aslarını öğreneceğim. Ablacığım, ben gitmeyelim derim. Vallahi. Duralım işte. Sarp abi gelir falan, bizi bulamaz. Ha? İyi o zaman. Siz bekleyin madem. Ben gidiyorum. Füsun teyze, gitme mahalleye ne olur. Niye gidemiyorum mahalleye? Sarp çıkabilirsiniz dedi. Ya mahallede herkes Sarp'ın Celal'i öldürdüğünü konuşuyor. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya konuşulan bu. Herkesin ağzında ama. Yok artık. Sarp yapmaz öyle şey. Sen bunu sordun mu Sarp'a? Ya sordum. Sonra konuşuruz dedi. Başka bir şey de söylemedi. Hayır. Sarp böyle bir şey yapamaz. Celal'i öldüremez o. Ben bir an önce gideceğim. Bu işi öğreteceğim. Füsun teyze, birlikte gidelim o zaman. Füsun teyze. Ya Füsun teyze, dur bekle, gideceksek birlikte gidelim. Ablacığım siz durun, ben hemen araba yok geleyim. Tamam o zaman, al gel bir an önce. Böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Saklamadım ki Füsun teyzem. Sadece nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ya bir de Sarp sabredin deyince. Ah Sarp, ah Sarp, ah. Nerede gördün onu? Kebapçıda. Nasıl kebapçıda? Hem Celal'i öldürdü diyorsun. Ne iş var onun kebapçıda? Ya ben de hiçbir şey anlamadım ki. Hatta Celal'in adamları falan da oradaydı. Böyle Sarp'a mafya babasıymış gibi hürmet ediyorlardı falan. Tövbe estağfurullah. Dur biz kebapçıya bir gidelim de eve. Lan ne iş? Birden bir ortaya çıkıyorsun. Katil benim filan.
Celal mi yaptırıyor lan sana bunları? Yok komiserim. Olan bu. Sarp mı dedi yoksa? Yok komiserim. Bir şey demedi. Peki. Tek miydin? Yok muydu yanında birileri? Alo. Beni duyuyor musun üstün? Alo. Tektim komiserim. Tekmiş. Celal'in sağ kolunu, Mestan'ı tek başına. Nasıl oluyor lan bu iş? Lan biraz daha konuşsan Sezar'ı bile ben öldürdüm diyeceğim be. O kim komiserim? Bilmem ben onu. Dediğim gibi tek başıma yaptım. Çok da pişmanım. Niye yaptın peki? Aramıza husumet girdi. Hepsini anlıyorum. Ama tektim diyorsun ya, o bir şey, orada bir şey var, bir şeye takılıyorum ben. Tektim komiserim ben. Dediğim gibi. Arkadaşlar ifadeni alacak. Ama seninle işimiz daha bitmedi. Bu işin arkasından Sarp çıkacak. Ben de peşinizi bırakmayacağım. Çekil önümden, oğlumu göreceğim. Çekil, çekil. Aa. Sarp, neredesin? Hayırdır anne, ne oldu? Ne annesi? Sarp buradaymış. Nerede o? Çağırın çıksın ortaya. Sarp abi burada yok ki. Bana bak, çağır dedim. Gelsin dedim. Yoksa yıkarım burayı başınıza. Kanlı canlı karşınızdayım. Elefa kanmayın. Sarp nerede? Oğlumu göreceğim. Şubeye çekmişler, ifade verip çıkacakmış. Bir sıkıntı yok. Ne şubesiymiş bu? Ne yapacaksın? Gidip avukatlık mı yapacaksın? Çıkacak, buraya gelecek. İstersen otur bir köşede bekle. Gelince görürsün. İstemez. Gelirse söylersin. Lokantadayım ben. Gelsin annesini bir görsün. Hay hay. Ne demek? Siz burayı boşlamayın. Sağlam durun. Ben çıkıyorum. Sana kardeşim şunu. Seni gördüğümde hep aynı his. Çok sıkıldım lan senden. Duygularımız ortak. Son yediğin dayaktan sonra aklın başına gelir sanmıştım. Bence sen ne dediğini bilmiyorsun. Belli ki kafana sağlam darbe almışsın. Bir rövanş olacak biliyorsun değil mi? Olsun, olsun.
Ama bu sefer annem olmayacak. O bile kurtaramaz seni. Aynen. Füsun teyze bile kurtaramayacak seni. Heh, avukat da geldi. Üçlü tamam oldu. Sarp, iyi misin? Hadi alın gidin kıymetlinizi. Hadi gidelim. Hazır mı yani herkes? Çok beklettiniz ama. Elinizi çabuk tutun. Elinizi diyorum oğlum, çabuk tutun. Kapat, tamam. Ya abi, zaten bir sürü adam var. Daha ne kadar adam toplayacaksın? Ordu istiyorum alarak. Basbayağı ordu. Kebapçıyı basacağız. Bu Celal'i ocak başına yatırmazsan bana rahat yok. Ya şu iş bitse de bir üst level'a geçsek. Habire savaş oyunu oynuyoruz. Çatara patara bitmiyor arkadaş. Şu koltuğa uzanıp sakin sakin Tetris oynamak istiyorum ben. Kaldı üç. Celal baba nerede? En son evdeydi. İyi mi? İyi. Niye sordun? Hiç. Bir arayıp sesini duyayım. Söyle aslanım. Celal baba ne zaman nerede istersen buluşalım, şu köstencili işini konuşalım. Şimdilik lüzumu yok. Niye, ne oldu ki? Sen annenle ilgilen, telaşlanmış kadın. Git bir görün. Diğer işi de bana bırak. Ama bu iş daha önemli Celal baba. Evlat, ne demiştim sana? Hayatta hiçbir şey aileden önemli değildir. Dedemi yap. Beni annemin lokantasına yakın bir yerde bırakır mısın? Tabii ki. Sağ ol. Tamam. Hele şükür be. Ben gelmeden hareket almayın ama. Tamam. Tamam Adelak.
Hazır. Eyvallah. Siz arabayı hazırlayın. Çalışmaya başlayınca domuza dönüyor bunlar. Abi, bitecek değil mi Celal? Göstereceğim ona. Yürü. Telefonu unuttum galiba ya. Tamam, arabada bekliyorum seni. Hemen geliyorum. Evet. Nerede diğerleri? Şşş. Sana söylüyorum oğlum, nerede diğerleri? Baksana. Sen ver onları, ver. Bak, kim geliyor? Sana söz vermiştim. Seni bu çakmakla yakacağım diye. Ateşinde kuzu eti kızartıp yiyeceğim diye. Kuzunun doğum zamanı değil. O sözü tutamadık. Artık kusurumuza bakmayacağım. Celal bir sakinleş. Bir dur ya. Biz anlaşamayacak adamlar değiliz ki ya. Oho. O dediğin yerleri çoktan geçtik. Bu iş sen bana el bombasıyla geldiğin gün bitti. Daha zamanın vardı. Uzun yaşayabilirdin. Ama ömrünü yaptığın hareketle kısalttın. Celal. Bak. Kebapçı! Efendim. Kaç. Canını seviyorsan kaç. Davut. Babam. Al yana sakın bırakma. Bul getir. Al. Ne yapıyorsun lan? Celal! Ah!
seni bu telefonla buldum. Dün gece seni bir polis çevirmişti ya, ne oldu? O çocuk arabana bıraktı. Seni bulayım diye. Ben bu çocuğu küçükken kaçırdım. Sonra attım Yusuf'un yerine. Ne, şaşırdın mı? Dur daha şaşırma. Bak bu çocuğun bir de abisi var. Adı Sarp. Sen onu tanırsın. O da benim adam. Bunlar var ya, bu iki çocuk abi kardeş. Ama birbirlerini bilmezler. Bunları niye anlatıyorsun lan bana? Lan sen hayatıma serene veriyorum. Çatlayacağım ya, kimseler diyemiyorum. Bari seni halden anla. Oh be. Rahatladım. Gel. Efendim. Evlat, dinle şunu.